Herkese merhaba, videomuza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Scania G420. Bu aracın videosunu çekmek kendim için de çok istiyordum. Sizlerden de isteyenler vardı. Kendim için istememin sebebi ben de merak ediyordum. Ve Mercedes-Benz Aksor videomuzda onu izlemeyenler de yukarıdaki linkten izleyebilir. Mercedes'in ekmek arabası olarak nitelendirmiştik. Bu araçta bence Scania'nın yüksek model olup ulaşılabilir bir serisi, yani Scania'nın ekmek arabası diyebiliriz. Scania G serisi 2004-2016 yıllarında üretilmiştir. Bizim aracımız 2011 model, 810 bin kilometrede. Şimdi ben size aracı dışından gezdireyim. 3 tane basamağımız var, sadece bir tane basamak kapanıyor. Çift depo bu araç. 650-650, EGR iptal, EGR'si yok. Ondan sonra ön tarafa geldiğimizde panjurumuz Scania, altta krom borumuz var plakalıkta. Aynı altında küpelerimiz var, lambalarımız var. Yan kapamalarımız var bu araçta. Jantlarında kapak var, low bed dorsa. Buradan cam suyu koyabiliyoruz araca. Şimdi içine geçelim. Hatta içine geçmeden önce kapıyı göstereyim size. Buradaki göz bence bana küçük gibi geliyor. Çünkü 1,5 litrelik bir şişe sığmaz. Kapı açma kolumuz burada. Burada da bir tane Jaguar etiketimiz var. Dediğim gibi sadece bir tane basamak kapanıyor. Ayakkabıları buraya koyabiliyoruz. Burada her arabada olduğu gibi arka körükleri kaldırma indirme var. Daha sonra burada koltuk ısıtma, bu indirme. Bu ön tarafı şuraya yukarı kaldırıyor. Bu da koltuk havalandırması. Aşağı indirme. Bel ve boyun desteklerini buradan da yapabiliyoruz. Şimdi aracın içine geçelim. Aracın içinden detaylı olarak anlatalım sizlere. Aracın içinden tekrardan merhaba. Şimdi aracın içini göstereyim size. İlk önce şu yine kapıdan başlayalım. Iveco videosundaki gibi. Bunlar cam açma tuşlarımız. Buradan sadece sağ aynanın elektrikli var Scania'larda. Sol tarafı kendi elimizle ayarlıyoruz. Kapı camı için havalandırma şeylerimiz burada. Menfezlerimiz. Ondan sonra şurada direksiyonun tuşu var. Direksiyonu buradan ayarlayabiliyoruz. Şuraya geldiğimizde buradan aracın arkasının yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Bu hız sabitlemeyi buraya bastığımızda şu an hız sabitleme açık, buradan kapatabiliyoruz. Burası far düğmelerimiz, dörtlü flaşörümüz. Buradan da farların yükseklik ayarını yapabiliyoruz. Şu kısımdan göstergenin ışıklarını artırıp çoğaltabiliyoruz. Şimdi burada dediğim gibi hız sabitlemeyi açabiliyoruz. Hız sabitlemeyi de buradan kontrol edebiliyoruz artı eksi olarak. Buradan şeye bağlanıyoruz. Yol bilgisayarına, aracın göstergesindeki yol bilgisayarına. Yan tarafa geldiğimizde buradaki şeylerimize geldiğimizde, düğmelerimize. Bunlar aracın dışındaki lambaların düğmeleri. Burası mazot ısıtma, yani hava eksileri indiğinde arabanın rahat çalışması için buradan bastığımızda mazot ısınıyor. Bu yokuş kalkış desteği. Bu ön sisimiz, ön lambalarımız, arka sisimiz, arka lambamız, yani dorseyi takarken ki oradaki kabloların lambası. Buradan diferansiyel kilidini aktif edebiliyoruz. İmdatımız burada. Buraya geldiğimizde bunlar kabin aydınlatmalarımız. Bu da gece sürüşü için açılan lamba. Bunlar farları açınca yanar. Onları da gösteririz. Burası kalorifer şeyimiz, düğmelerimiz. Klima yok bu aracımızda. Bu düğmemiz ayna ısıtma düğmesi. Bu Webasto. Sunroof açma kapama. Buradaki düğme damper indirme, burada damper kaldırma. Burada bir double ekranımız var, bu araca özel. Kaptanımız takmış. Burada takosu mevcut, dijital toka değil bu araç. Buradan bence içi yeterli bir şekilde. Yine aynı şekilde burada da dolabımız var. Bence içi gayet geniş. Burada şurada ufak bir göz var, kalem falan koymak için. Sigorta tablosu burada. Burada 12 volt girişlerimiz var. Kalorifer menfezlerimiz burada. Yine aynayı açmak için, camı açmak için şeyimiz burada, düğmemiz. Burası da kapı kolu. Burada bardaklıklarımız var. Bu araçlarımız normalde çift yatak olarak geliyor. Ama kaptanımız üstteki yatağı sökmüş, alttaki yatak duruyor. Yatağın altında da bir
göz var, dolap gibi. Bunu açamadım. Ondan sonra vitese geldiğimizde Skyline'ın güzel olan özelliklerinden, sevilen özelliklerinden şuradaki mandalı çektiğimizde bu öne doğru yatıyor ve burada kaptanın bu tarafa geçmesi için yeterli alan oluyor. Yine aynı çekildiğinde yukarı kalkıyor. Ayrıyeten aracın aksesuarlarına geldiğimizde Veysel abi de etiketçilik var. Burada Hollywood'larımız var. Vazomuz var. Burada projektörü var. O taraf ön direklerde de var. Burada Jaguar'ın etiketi var. Burada LTD etiketi var. Direksiyonda da etiket var. Direksiyonun göbeğinde. Boyum 1.70. Normal bir boydayım. Kısa boyluyum. Burada ayakta durabiliyorum ama buraya geldiğimizde sıkıntı yaşayabilir benden uzun boylu olanlar. Ama bu araç bana yeter. Yatak da aynı şekilde. Koltuklar zaten öne doğru geliyor. Öne doğru geldikten sonra öne doğru gelmiyor. Öne doğru gelmese de ben yatarım burada, sıkıntı yok. Ondan sonra burada havamız var. Saçları yapmak için. Kapının üstünde de göz mevcut. Burada askılıklar var. Perde var. Burada da bir tane süsümüz var. Dilimizin döndüğünce size anlattım Skyline G420 serisini. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.